Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım bugün iyisinizdir ve umarım borsadan para kazanabiliyorsunuzdur. Bugün en samimi kişiliğimle sizlere video çekiyorum. Neden böyle bir cümle kullandım? Çünkü arkadaşlar bakın şu konuda anlaşmak istiyorum. Bitcoin yükseldi desem de, Bitcoin düşü desem de sen oradan para kazansan da para kaybetsen de benim cebime senin paran gelmiyor. Bu yüzden ben yükselmeyecek olan bir şeye asla yükselecek demem. Çünkü bu cümleyi niye kullanıyorum? Bazı Shiba fenomenlerini, bazı Doge fenomenlerini falan izliyorum. Adam Shiba coin için şunu söylüyor. Ya potansiyel olarak tamam yükselmeyecek bölgede ama yükselecek diyor. Yani asla böyle bir şey yapmam. Bir spekülasyon oluşturmam. Onun için arkadaşım beni çok net dinle, çok samimi dinle. Elimden geldiğince sana dost tavsiyesi, arkadaş tavsiyesi vermeye çalışıyorum. Ve elimden gelen ekonomi yorumunu yapmaya çalışıyorum. Kanala hala abone değilsen kanala abone ol ve bildirimleri muhakkak aç ve kendine bir yatırım yap kardeşim benim. Ve aynı zamanda bir like bırakırsan da bizleri mutlu etmiş olursun. Başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz ki 26 Temmuz ve 27 Temmuz'da bir FED toplantısı olacak. Ve bu FED toplantısından sonra Türkiye saatlerince 27 Temmuz saat tam 21'de FED faiz kararını açıklayacak. Şimdi bazı analizciler 100 bas puan artış diyor arkadaşlar. Uf ben 100 bas puan artış olursa ciddi anlamda şöyle bir deyim var. Bakın şöyle bir deyim var. Ekmek aslanın ağzında. Yani bunu böyle şunu şöyle değerlendirin bu sefer de. Borsadan para kazanmak aslanın ağzında olacak bu sefer. Niye? 100 bas puan bir artış insanın kafasında büyük bir soru işareti bırakacak. Ben şu anki Bitcoin'deki yükselişin yani kripto paralardaki yükselişin bir spekülasyon olduğunu ve destek bölgesinde kendini tutmaya çalıştığını düşündüğüm için yükseliyor düşünüyorum. Hani şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Düşünsene. Ekonomik kriz, gıda krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, FED faiz kararı, Euro'nun doları sabitleyememesi, geçememesi, arada sürekli olarak bir eşitlik olması, doların sürekli değer kazanması ve buna benzer çoğu ters orana rağmen Bitcoin şu anda yükseliyorsa ben şu anki Bitcoin'in bir spekülasyon yükselişi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Biliyorsunuz ki 17.800'den bir spot alım yaptık Bitcoin'den ve long işlem girmiştik. Ve ben bu long işlemimi 22.900'den kapattım ve spot işlemimi de 24.100'den sattım arkadaşlar. Ethereum'da aynı şekilde yapmıştım hatırlıyorsanız beraber yaptık bunu. Telegram grubunda ve çoğunuza bununla ilgili sinyal vermiştim. Alım yapın satın diye. Arkadaşlar elinden geldiğince güzel bir sinyal ve güzel bir kazanç yaptık. Şimdi nakitteyim. Nakitte bekliyorum. Neden nakitte bekliyorum? Arkadaşlar bakın. Biliyorsunuz ki FED faiz kararı her açıldığı zamanda sert düşüşler, sert bir yükselişler oluyor. Sert yükselişler tabii ki de kripto paranın tam zıttı olan bölgelerde oluyor. Mesela dolar yükselirken Bitcoin düşüyor. Veya Bitcoin yükselirken dolar düşüyor. Ve FED faiz kararından sonra dolar değerleneceği için ben doların yükseleceğini düşünüyorum. Ve bu yükselişten sonra diğer kripto paralar ve hisseler de düşüşe geçecektir. Gerçi hisseler değil. Büyük bir ihtimalle hisseler de yükselişe geçecektir arkadaşlar ki özellikle ben Wall Street'teki borsanın yükselişini çok merak ediyorum. Hala orada bazı yatırımlarım var ve bu yatırımları hala korumaya çalışıyorum. Ve bu yatırımlar şu an inanın bana 0.50 centten çok güzel hisseler aldım arkadaşlar. Bunların ben değerlenmesini bekliyorum ve şu an gerçekten de çok mutluyum. Çünkü çok düşük yerlerden mükemmel hisseler aldım. Şirketlerin resmen CEO'su gibiyim şu anda. Ayrı bir cümledeyim. Hatta geçenlerde yabancı bir firmayı arayıp resmen şirketin durumunu sordum arkadaşlar. Bu iş adama bu psikolojiye sokuyor gerçekten de arkadaşlar. Yani gerçekten bu psikolojiye giriyorsun eğer bir hisse yatırım yapınca. Şirketin sahibi gibi oluyorsun. Böyle bir duruma giriyorsun artık. Neyse. Konu dağılmasın. Konumuzun mantığı şu. FED eğer 100 bas puan artış yaparsa ne olur arkadaşlar? Şimdi şöyle diyorum. Bazı analizciler 100 bas puan artış bekliyor. Benim kendi fikrimi söylemek istiyorum. Ben 75 bas puan artış bekliyorum. Hala bence FED biraz daha sündürecek bizi. Bir anda 100 bas puan vereceğini düşünmüyorum. Ha verirse de helal hoş olsun arkadaşlar. Artık diyecek bir şey yok. Diyelim 100 bas puan verdi. İlk başta dolar TL'ye bakmak istiyorum. Ben niye nakite geçtim? Paramı dolara çevirdim. Paramı dolara çevirmemin sebebi de şu. Çünkü dolar TL karşısında artış sergileyecek. FED faiz kararından sonra dolar değer alacak arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle doları yakın bir zamanda, FED kararından sonra yakın bir zamanda 18.5 ve 19'larda görme ihtimalimiz var. Belki de sadece 18'lere görürüz. Ama o yükselişi rahat bir şekilde görebiliriz. Ve bunun sebebi ne biliyor musunuz? Türkiye'deki hala faiz arttırımının olmaması. Hala Türkiye sabit bırakması faizini. Eğer Türkiye'de belli bir buna benzer FED karşı bir artış olsaydı büyük bir ihtimalle tabii ki de
dolar karşısında yapılan bu FED toplantısında biz çok da zarar görmeyecektik. Ama şu anda büyük bir ihtimalle o zararı göreceğimiz için ben geçtim nakite. Şu an nakitte doların yükselmesini bekliyorum arkadaşlar. Dolara da yatırımımı yaptım. Asla vatan aynı falan yazmayayım. Ben doların yükselmesini asla istemem. Ama bir ekonomist olarak okuduğum bölümün karşısında buna yorum yapmak zorundayım arkadaşlar. Maalesef durum bundan ibaret. Keşke sabit kalmasaydık. Geçmiş olsun herkese diyorum. Arkasından dolar yükselecek. Bazı hisselerde dolara karşılık değer kaybedecek. Özellikle BIST borsasında, BIST borsasında büyük bir çöküntü beklemiyorum açıkçası. Çok büyük bir çöküntü beklemiyorum ama illa bir düşüş gelecektir arkadaşlar. Dolar karşısında değer kaybedecek için bir düşüş oradan gelecektir büyük bir ihtimalle. Yine aynı şekilde MTA borsasında bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. MTA borsasındaki yükselişin ben biraz daha fazla olacağını düşünüyorum ve bundan dolayı da petrol ürünlerindeki fiyatların da artacağını düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle benzin fiyatları da yükselişe geçecek. Belki de önceki petrol fiyatlarını en baştan görebiliriz arkadaşlar. Belki 30'u en baştan görme ihtimalimiz var. Bu yüzden hazırlıklı olun diyorum sizlere arkadaşlar. Petrol de yükselebilir. Kripto para camiasında ne olacak dostlarım? Şimdi arkadaşlar lafımı en başa alıyorum bakın. Kripto paraların şu anki yükselişi bir boğa haberi değil. Bakın şöyle yorum yapmayın. İşte 4 yıl önce bilmem ne desteğinde şu destek olmuş. Bilmem 5 yıl önce bilmem ne değerinde şöyle bir EMA bağlantısı olmuş. İşte bilmem ne değerinde ne değeri olmuş falan. Ben bunları boş verin arkadaşlar. Teknik analizi boş verin şu anda. Ya şu an biraz makro bakın ortaya. Ya tamam teknik analiz yap. Ben sana teknik analiz yapma demiyorum. Zaten biz de teknik analiz yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte dirence çizgi çekiyoruz. Dirence gelince de aşağı düşeceğini bildiğimiz için short giriyoruz mesela. Anlık bir short girip çıkıyoruz mesela. Veya desteğe bir tane şey koyuyoruz. İşte efendime söyleyeyim. Bir alt F yapıyoruz. Bir tane çizgi atıyoruz. Aşağı geldiğinde direkt long giriyoruz. Long atıyoruz. Kazanıyoruz mesela. Ya bu olay ama öyle değil arkadaşlar. Bu biraz daha olaya makro bakın. Yani yükselişin farklı boyutta bakın. Öyle küçük olarak bakmayın yükselişe. Ben Bitcoin'in en baştan 70 bin 60 bin olacağı zamanlarını söylüyorum arkadaşlar. Şu anda Bitcoin'in yükselmesi için bir sebep yok. Bakın bu yükselişin en büyük sebebi ben gerçekten tebrik ediyorum kripto para camiasındaki çalışan ekibi. Niye tebrik ediyorum arkadaşlar? Ellerinden geldiğince bütün dominans yukarıda kalmaya çalışıyor. Bakın bu çok güzel bir şey. Bu hala kripto paraların yaşayacağı anlamına geliyor. Hala kripto paraların kendi varlıklarını sürdüreceği anlamına geliyor. Yani normalde kripto para yani açıkçası arkasında güçlü bir şey olmasaydı, güçlü bir ekip olmasaydı veya kötü bir ekip olsaydı şu an batmıştı. Sonuçta herkesin bir anda parasını çekmiş olduğu, yatırımın neredeyse %80'inin çıkmış olduğu bir ortamdayız. Ve kripto paralarda şu an herkes zarar ediyor. Bir korku piyasası hakim. Ve bu yüzden arkadaşlar ben şu anki yükselişin belli bir değer üzerinde kalmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Nedir bu değer? 20 bin değeri. Ben yakın bir zamanda şunu söylüyorum arkadaşlar. Artık bana göre Bitcoin 12 bin, 10 bin değerlerine gelmesi biraz daha zor gibi geliyor. Büyük bir ihtimalle artık Bitcoin dipleri 19 bin, 21 bin arası olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu aralardan alımlar yapmaya başlayacağım ben. Artık bu aralardan sonra yavaş yavaş spot işlemlere gireceğim. Alacağım altcoin sepetini yakın bir zamanda paylaşacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Orada siz de altcoin sepetini göreceksiniz zaten. Yani şu anki fikrim bunun üzerine arkadaşlar. Ben kripto paraların Fed faiz kararından sonra düşüş yapacağını düşünüyorum ama bu düşüşün çok fazla olacağını düşünmüyorum. Sert düşüş olacaktır büyük bir ihtimalle. Ama kendisini 20 bin bölgelerinde, 19 bin bölgelerinde sabitleyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha fazla bir düşüş gelir mi? Onu bize zaman gösterir. Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Fed faiz kararından sonra düşüş bekliyorum arkadaşlar. Şu an nakitteyim. Elimden gelince nakitte kalmaya devam edeceğim. Doların yükselme ihtimali var arkadaşlar. Bu yüzden bekliyorum şu anda. Eğer 19 bin, 20 bin bölgelerine gelirse oralardan alım yapmaya başlarım Bitcoin için ve altcoin'ler için arkadaşlar. Biliyorsunuz ben birazcık Avax'cıyım. Avax topluyorum sürekli olarak. Benim şu an 1000 küsür bir Avax var arkadaşlar. Elimden gelince daha fazla Avax almaya çalışıyorum ben de. Yani şu an Avax için de yakın bir zamanda tabii ki de 20 noktalarını ve 18 noktalarını beklemekteyim. Avax için de büyük bir ihtimalle 20 noktaları ve 20 değerleri, 20 dolar değerleri veya 19 dolar değerleri de bir tepki bölgesi, bir alım bölgesi olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun dostlarım. Bu videonun sonuna geldik. Beklentim bunun üzerine. Tamamen objektif bir şekilde sizlere anlattım arkadaşlar olayı. Hala kanala abone değilsen güzel kardeşim. Kanala abone olup bildirimleri açabilirsin. Biliyorsunuz ki kaldıraç işten VIP çekilişi yaptık. Çekiliş kazanan arkadaşımız hop burada. Kendi şu an çıkacak arkadaşlar. Aynı zamanda bir çekiliş daha yapıyoruz. Bu videoyu başından sonra izleyen arkadaşlarımız en güzel yorum yapanlardan. Bak en güzel yorum yapanlardan deyince hemen şunu anlamayın. Ben yalakalık yapanlar falan vesaire demiyorum arkadaşlar. Yalakalık diye bir şey yok. Hepiniz benim kardeşimsiniz, abimsiniz. Hepimiz benim ablamsınız. Yani öyle düşünün kendinizi. Aslında öyle yalakalık olarak değil. En iyi yorum derken piyasa hakkındaki en iyi yorumdan bahsediyorum ben. Çünkü bazen ben sizin yorumlarınızı da derleyip toplayıp konuşuyorum burada.
En iyi yorumunuzu aşağı yapın. En iyi yorum yapanlardan bir kişiye güzel bir şekilde bir kaldıraçtan VIP çekiliş daha hediye edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Unutmayın, asla yatırım tavsiyesi vermiyorum ve sorumluluk tamamen size ait her şeyde. Asla aklınızın mantığınızı yakmadığı insanları izlemeyin. Bir fenomenin arkasından gitmeyin ve lütfen ben söylüyorsam sen de araştır kardeşim. Kendine iyi bak. Yarın görüşürüz. Bay bay diliyorum.